Arkadaşlar ben Serkan Çekim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz karciğer makamı. Karciğer makamında örnek bir taksim çalışması. Sizlere motifler sunacağım. Eğer bu motifleri beğenirseniz, uygularsınız, geliştirirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu çalışmalarımızı sizler için internet üzerinden yüklüyoruz. Eğer beğeniyorsanız abone olmayı unutmayınız. Ve ilgilenen arkadaşlarınıza tavsiye ediniz lütfen. Online ders almak isteyenler için de Instagram'da serkancekim3 küçük harflerle serkancekim3 adresinden bana ulaşabilirler ve burada bir kontak kurabiliriz. Arkadaşlar biz bu çalışmalarımızı teknolojik destek almadan 10 dakikalık videoyu bir seferde çekerek yüklüyoruz. O yüzden hatalarımız, kusurlarımız olursa bu gözle bakmanızı, değerlendirmenizi rica ediyorum. Sanırım çalışmalarımızın gördüğü ilgi de bu samimiyetinden kaynaklanıyordur diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar, karciğer makamında ben size bir taksim yapacağım, sonra izah edeceğim açıklamalı olarak. Arkadaşlar çok fazla makam geçkisi yapmadan direkt olarak karciğer üzerinde durmaya çalıştım. Karciğer makamı dügah kararlı bir makam. Güçlüsü neva, tiz durakta ise muhayyer yani ince la var. Donanımda ise bir komalık si bemol, dört komalık mi bemol ve yine dört komalık fa diyez arızaları var. Karciğer yerinde bir uşak dörtlüsüne neva üzerinde Hicaz beşlisinin eklenmesiyle oluşuyor. İnici çıkıcı bir makamdır. Taksime neva civarından yani re civarından başlamanızı öneriyorum. Ve ilginç olanı da şudur. Evet güçlüsü re'dir fakat çargahta kalış yapar karakteristik olarak. Yani doğuda kalmanızı tavsiye ediyorum. Zaten doğuda da kaldığınız zaman biraz sonra göstereceğim bir çargahta nitriz duyumu elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Evet bakalım başlayalım. Nasıl başlayabiliriz? Re civarından taksime başlıyoruz. Bakın burada ne var? Önce diziyi çalalım. Pardon. La, si, do, re. Burada uşak dörtlüsü. Re, mi, bemol, fa, diyez, sol.
yani Nevada Hicaz. Bir kez daha. Fa, mi, re, re. Fa, mi, re. Bakın re'de de re, mi, re çarpması var. Fa, mi, re. Bu çarpmaları nasıl yaptığımızı daha önceki videolarımızda görebilirsiniz. Bu konuyla ilgili video var. Fa, mi, re, re. Burada çarpma. Do, re, 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 re. Yegâhtan yani kalın re'den bir dolgunluk bas ses alıyoruz. Re, re, oktav sesler bunlar. Re, fa, mi, re, re, do, re, 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 re. Mesela glissando. Re, mi, fa. Çarpma. Mi, fa diyelim. Do, re, re. Şimdi birleştirelim bakalım. Fa, mi, re, re, do, re, re, re. Kalın re ile oktav yap. Glissando kaydırabilirsin. Tekrar glissando ile geri dönebilirsin. Evet, bu re'yi gösterdim. Şimdi makamı genişletiyoruz. Evet. Re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la, sol. Ne dedik? Re, do, re, gelince birinci parmakla gel ki şuradaki si ve do'yu rahatça çalabilirsin. Burada ikinci pozisyona geçiyorsun. Re, do, re, mi, fa, do, re, si, do, la, la, sol, si, do, la, sol, sol, sol. Sol'de kaldın. Tekrar burada ne yaptın? Bir oktav ses aldın. Aslında yukarıda yaptım uçaktan farksız. La, si, do, re. La, si, do, re. Tamam mı? Burada simetrik olarak gelişledi. La, si, do, re, do, si, la, sol, 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 sol. Buradaki re üzerindeki cazı gösterip do'da kalış yaptım bak. Do'da nikrizli kalış. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, do, si, do, do, si, re, do, si, 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 la, do, si, do, re, do, si, si, la, 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 la. Bu şekilde karara geldim. Şimdi karciğerin karakteristik bir hareketi vardır. La ve mi, ince la ve mi üzerinde bir glissando. Yani la'dan mi'ye atlarsınız ve mi'de bir kaydırma, ters glissando yaparsınız. Karciğerin en karakteristik hareketi budur. Şöyle gösterelim. Fa sol la diye alalım. Fa sol la. Tamam mı bak? Bu da olur. Bu da olur. Yani geliştirilebilir burada bir hareket var. Arkadaşlar karciğerde dediğimiz gibi çargahta yani doğuda kalış yapacaksınız bir. İkincisi fa sol la la mi 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 re. Bu glissandoyu muhakkak göstereceksiniz. İki tane karakteristik hareket. Şimdi şurada şunu yapar. Asma kalış burada böyledir. Efendime söyleyeyim şunun üzerinde şu olur, bunun üzerinde bu olur. Bunlara girmiyorum. Bunlar size şu anda gereken motifler bunlar. Tabii yapılır. Segah yapılır, hüzzam yapılır, suzinak yapılır. Bunlar hep düşüyorsun.
Sonra düşüyorsun, si'de kalıyorsun, ne oluyor? Hüzzam oluyor. Şu şekilde kaldığınız zaman hüzzam olacaktır. Ben sadece karciğer dizisi üzerinde bir takım örneklemelerde bulunmaya çalıştım. Tekrar küçük motiflerle re üzerinde Hicaz'la başladın. La'ya gittin, kararı gösterdin. Tekrar re üzerinde Hicaz'ı gösterdin. Dolaşıyorsun tabii buralarda. Benim gibi böyle kalmıyorsun. Köçekçeler var mesela. Kara bulutları kaldır aradan. Hepinizin bildiği şarkı. Bu kış hanım İstanbul'a taşındı. Ondan sonra ne var? Aldım kaçaktan. Arkadaşlar hızlı hızlı çabuk çabuk çalıyorum. O yüzden ben böyle hani durduralım, kes, kopyala, montaj yap, tekrar yapıştır, ışığı ayarla. Bunlarla uğraşamıyorum. Yani bunlara vaktim de yok. Pek fazla sabrım da yok. O yüzden kusuruma bakmayın. Bunları birazcık çabuk çabuk yapıyorum. Yani şu hareketleri, şu parçaları. Bunları size sadece hatırlatma babında söylüyorum. Karciğer'den bunlar var. Mesela Tamburam'ın ince kıvrak beli var. Çok güzel bir şarkı. Bunu muhakkak dinleyin. Bunu muhakkak çalın. Efendim mesela bu köçekçeler var. Dile düştüm seninle. Dile düştüm. Dile düştüm. Senin yüzünden yine. Selahattin Pınar'ın çok güzel bir eseri. Ohu bakışlara. Bu da çok güzel bir karciğer. Evet arkadaşlar, Karciğer Peşrevi var. O da çok lezzetli, çok zevkli bir eserdir. Eğer bir makamda ilerlemek istiyorsak o makamda bestelenmiş eserleri bolca dinleyelim. Kulağımız dolsun. Kulak dolmadan saza yansımaz o melodiler arkadaşlar. Saza yansıması için bolca dinliyoruz. Önce kulağımız, onlar kafada oluşuyor. Daha sonra saza yansıyacak. Efendime söyleyeyim, taksim notayla, sürekli notayla yazın da hocam, biz de bu notalardan baka baka taksim çalışalım. Arkadaşlar, bir takım motifler yazılabilir ama buradaki kaydırmaları, çarpmaları, efendime söyleyeyim, o anda yapmış olduğunuz nüansları taksimde birebir gösteremiyorsunuz, gösteremezsiniz. O yüzden görerek, bakarak, durdurarak, bak şimdi artık teknoloji var, yavaşlatırsın, parmaklara odaklanırsın, mızrap vuruşuna odaklanırsın ve bu şekilde bir yöntemle ilerlemeye çalışırsın. Artık bunlar da bir derece kolay oldu. O yüzden birebir nota ya notayla taksim yapılmaz diyoruz. Peki daha fazla şey yapmayalım, uzatmayalım biz bu çalışmamızı. Değerli arkadaşlar, abone olmayı unutmayınız. Beğenen arkadaşlarınıza tavsiye ediniz. Online dersler konusunda Instagram'da Serkan Cekim 3 küçük harflerle yazarsanız orada çıkacaktır. Orada da uzun uzun konuşuruz, görüşürüz, kontak kurarız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinize iyi günler, iyi seneler diliyorum. Ocak ayındayız. Önümüzdeki sene inşallah çok daha güzel olsun. Müzik dolu, güzel, sağlıklı anlar diliyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşça kalın.